çocuklara karşı cinsel istismar suçlarının son dönemde gündeme gelmesiyle aslında hem kadın örgütlerinin hem de sosyalizmi fısaltanlara çalışan bütün demokratik kitlelerin zaten mücadele ettiği cinsel istismarın cezalandırılması durumu yeni bir yasa tasarısıyla meclise geldi biliyorsunuz. Onunla ilgili Sağlık ve Sosyalizm Ekonomikçileri Sendikası'nın basın metnini sizinle paylaşmak için buradayız. Basın ve kamuoyuna. Cinsel istismar suçlarını önlemenin yolu cezaları arttırmak değildir. Cinsel istismar ile mücadele çocuk odaklı politikaların yasalarla desteklenmesiyle mümkündür. 9 Nisan 2018 tarihinde TBMM'ye sunulan çocukların cinsel istismar suçuna ilişkin değişiklikler öngören TCK ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun tasarısı 17 Nisan tarihinde Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'nda görüşülerek onaylanmış ve esas komisyonda görüşülmek üzere Adalet Komisyonu'na gönderilmiştir. Sendikamız çocuklarla ilgili çalışan hak örgütleri ve tüm kamuoyu istismarın önlenmesi için önleyici politikalar oluşturulmasını ve bunun için acil ve etkili adımlar atılmasını talep ederken, meclise sunulan kanun tasarısıyla istismarı önlemekten fersah fersah uzak bir kanun taslağı ile karşı karşıya kalmış durumdayız. Hazırlanan tasarı hem istismarı önlemekten uzaktır hem de istismarı derinleştirecek ve yeni sorun alanları oluşturacak bir düzenlemedir. Bu tasarıda istismarı önlemeyi içeren düzenlemeler yoktur. Hazırlanan yasa tasarısı, istismarla ilgili cezalara odaklanan ve sorunun çözümünü cezalarda arayan bir mantıkla hazırlanmıştır. Oysa istismar, cezaların arttırılmasıyla önlenemez. Devletin öncelikli görevi, istismarın oluşturduğu şartları ortadan kaldırmak, koruyucu ve önleyici hizmetleri kurumsallaştırmaktır. Oysa kanun taslağında istismarın önlenmesine ilişkin bir perspektif ve önlemeyi içeren düzenlemeler bulunmamaktadır. Tasarıda ceza indirimi uygulaması aynen durmakta, zaman aşımı kaldırılmamaktadır. Taslağı hazırlayanlar çözümün cezaların arttırılmasında olduğunu savunmakta ve tasarıyla istismarda cezaların arttırıldığını iddia etmektedirler. Ancak istismar vakalarında ceza konusunda en çok karşılaşılan sorunlardan biri ceza indirimi uygulamasıdır. Oysa tasarıda ceza indirimi uygulamasını değiştirecek bir düzenleme yoktur. Sadece indirime gerekçe yazma zorunluluğu getirilmektedir. Yargılama sistemimizde nasıl gerekçeler yazıldığı ise malumunuzdur. Yine adalet sistemindeki eksiklikler nedeniyle istismar vakalarında karşılaşılan önemli engellerden biri de zaman aşımına uğramadır. Çocuklara yönelik istismarda zaman aşımı yine kaldırılmamıştır. İstismarda, tasarıda istismara uğrayan çocuklar arasında yaş ayrımı yapılmaktadır. 18 yaşın altında her birey çocuktur. Çocuklara yönelik istismar da bu çocuk tanımına uygun olarak düzenlenmelidir. Oysa kanun tasarısı istismara maruz kalan çocuklar arasında yaş ayrımı yapmaktadır. 18 yaşın altındaki herkesin çocuk olduğu gerçeğini muğlaklaştırmakta, 12 yaşın üzerindeki çocuklara yönelik cinsel istismarı meşrulaştırmaktadır. 12 yaşın altındaki çocukların istismarında daha fazla ceza getirme iddiasıyla önerilen düzenleme, gerçekte çocuk istismarında 12 yaşı fiilen rıza yaşı haline getirmektedir. 15 yaşını tamamlamış çocukların istismarındaysa ceza oluşması için silah kullanma şartı getirilmektedir. Bu da 15 yaş üstü çocuklara yönelik istismarın meşrulaştırılması anlamına gelmektedir. Tasarıda failin de çocuk olduğu durumlara ilişkin düzenleme bulunmamaktadır. Kanun tasarısında yetişkinlerin çocuklara cinsel istismarıyla failin de çocuk olduğu durumlar arasında bir ayrım getirilmemektedir. Bu ise failin de çocuk olduğu durumlarda çocuklara çok ciddi mağduriyetler yaşatacak cezalar verileceği anlamına gelmektedir. Bu da yeni ve ciddi bir sorun alanı oluşturacaktır. Tasarının komisyon görüşmelerinde bakanlık yetkilileri çocuklar ve yetişkinlerin aynı cezaları almayacağını, ilgili kanunlarda hali hazırda bu konuda düzenlemeler olduğunu söyleseler de bu sorunu ortadan kaldıracak bir durum değildir. Yetişkinler ve çocukların fail olduğu durumlar ayrılmalı, bu konuda çocuk genç hukuku kapsamında ayrı bir düzenleme yapılmalıdır. Ayrıca akranlar arasındaki cinsel deneyim ayrı bir konudur ve suçtan ayırt edilerek yeniden tanımlanmalıdır. Basın susturulmak isteyen. Tasarıda çocukların korunması iddiası ile önerilen düzenlemelerden biri de çocuklarla ilgili istismar vakalarında yayın yasağı ve davalara gizlilik getirilmesidir. Çocukların haberlerden olumsuz etkilendiği iddiasıyla çocukların korunması için bu düzenleme yapıldığı iddia edilmektedir. Elbette haber yapım ve takip süreçlerinde çocukların korunması, zarar görmemeleri, kimliklerinin deşifre olmaması önemlidir ve bu konuda gerekli tedbirler alınmalıdır. Ancak
Yayın yasağı ve davaların gizliliği demek, istismar vakalarında basını susturularak kamuoyundan bilgi saklanması, kamuoyunun takibi ve müdahalesinin önünün kapatılması, dava süreçlerinin kamuoyundan kaçırılarak yapılması, toplumda istismar vakalarının tekrar görünmez hale getirilmek istenmesi demektir. Sessizlikten ise istismarcıların yararlandığını biliyoruz. Dolayısıyla bu düzenleme çocukları mağdur edecek ve istismarı arttıracak bir düzenlemedir. Çocuk istismarlarında çözüm hadım değildir. Tasarı hazırlıkları başladığından itibaren kimyasal kastrasyon, kamuoyunda yaygın kullanıldığı şekliyle hadım bir çözüm yöntemi gibi önerilmektedir. Ve tasarıda da bu düzenlemeye yer verilmiştir. Basit cinsel saldırı ile cinsel taciz dışındaki cinsel suçlarda cinsel isteğin ilaçla baskılanmasına yönelik tıbbi müdahalede bulunması düzenlenmektedir. Bu düzenleme sorunu bireyselleştirmek, sorunun sebeplerini bireye indirgemek demektir. Buysa istismar sorununun toplumsal boyutunun ve devletin istismarın önlenmesi sorumluluğunun üstünün örtülmesi anlamına gelmektedir. Bir yandan da yine istismar olduktan sonrasına yönelik bir cezadır ve öncesinde önlemeye dair bir yaklaşım niyeti olmadığını göstermektedir. Çocuğa yönelik cinsel suçların pedofili olarak tanımlanması, bu suçu işleyenlerin hasta kabul edilmesi ve tedavi edilmeye çalışılması yanlış bir yaklaşımdır. Oysa bilinmektedir ki çocuk istismarcıların tamamına yakınının herhangi bir psikiyatrik bozukluğu bulunmamaktadır. Ve kimi zaman çoğu çocuğa yönelik cinsel saldırıların saldırganın cinsel dürtüleriyle ilgisi yoktur. Çocuklara yönelmesinin nedeni daha kolay kurban oldukları düşüncesidir. İstismarcının cinsel isteğini baskılayacak ilaçlar kullanılması bu açıdan da uygun olmadığı gibi ayrıca kişinin ilaç alımını bırakması durumunda istenen etki tamamen ortadan kalkacaktır. Kimyasal hadım meselesinin sorunun kökenine dair çözüm getirmemesinin yanında tıbbi süreçleri ve sağlık emekçilerinin ceza süreçlerinin bir parçası yapması anlamında da uygun değildir. Sağlık uygulamalarının cezalandırma yöntemi olarak kullanılması yanlıştır. Çocuk izlenme merkezleri tüm illerde kurulmalıdır. Tasarıda 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na ek bir madde eklenerek cinsel suç mağdurlarının adli ve tıbbi işlemlerinin bir seferde ve tek merkezde gerçekleştirilmesi için özel merkezler kurulacağı, bunların adli yargı ilk derece mahkemesi, adalet komisyonu bulunan yerlerde, yani ağır ceza ve bölge idare mahkemeleri olan yerlerde kurulması düzenlenmektedir. Bu tip merkezler istismara uğrayan çocukların tekrar tekrar aynı süreci anlatmak zorunda kalmaması, her bir kuruma tek tek gidip işlemler sırasında örselenmemesi için son derece önemlidir. Bugün mevcut olan ve sayısı çok az olan çocuk izlenme merkezleri bu işlevi yerine getirmektedir. Tasarı bu merkezlerin sadece adalet komisyonu olan yerlerde kurulmasını düzenlemektedir. Komisyon bulunan yerlerde kurulmasına karar verebileceği gibi muğlak ve keyfiyete yer bırakan bir madde yer almaktadır. Bu merkezlerin kurulmaması keyfiyete bırakılamaz. Bu merkezler çocuklar için ihtiyaçtır. Herhangi bir ayrıma gitmeden ve mutlaka tüm illerde kurulmasına yönelik bir düzenleme yapılmalıdır. Merkezlerin kurulması için de 2019 yılı Temmuz ayı öngörülmüştür. Ancak bu tarih çok ileriye atılan bir tarihtir. Merkezlerin açılması mutlaka hızlandırılmalıdır. Tasarıdan anlaşıldığı kadarıyla yetişkin cinsel suç mağdurları da bu merkezlerden yararlanacaktır. Yetişkinler yani istismara uğrayan kadınlar için de böyle merkezler son derece önemlidir ve her ilde mutlaka kurulmalıdır. Ancak çocuklar için ve yetişkinler için ayrı ayrı merkezler açılmalıdır. Meclis gündemine getirilen bu kanun tasarısıyla istismarın önlenmesi mümkün değildir. Tersine çocuk istismarının çözümünü hadımda aranarak, istismarda 12 yaş sınırı getirilerek, 15 yaş üstü çocuklar için istismarı silah kullanıp kullanmamaya bağlamak, basını susturmak ihtiyacımız olan gerçek çözümleri biraz daha ötelemek, istismarcılar karşısında çocukların ellerini, kollarını, ağızlarını bir kez daha bu yolda bağlamak demektir. 18 yaşın altında her birey çocuktur. Tüm yasal mevzuat buna uygun hale getirilmeli, evlenme yaşının küçültüldüğü her türlü düzenleme kaldırılmalı, istismarda yaş ayrımı ortadan kaldırılmalıdır. Çocukların çocuk olmaktan çıkartılmasına, çocukların yetişkin için cinsel ilişki partneri olabildiğini ima eden her türden söylem ve uygulamaya son verilmelidir. Çocuk istismarını meşrulaştıran her türlü açıklama, yasal düzenleme, söylem ve uygulama kaldırılmalıdır. Çocuk istismarının önlenmesi esas alınmalıdır. Çocukların sağlıklı yaşamaları ve gelişmeleri için gerekli tüm koşullar sağlanmalıdır. Önleyici ve koruyucu yaklaşıma sahip çocuk odaklı, riskleri erken fark edip
önlem alabilecek, istismar durumundaysa çocukların korunması ve iyileşmesi için gerek bütün hizmetlerin sağlandığı bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulmalı ve sistemi denetleyecek bağımsız bir izleme denetleme mekanizması kurulmalıdır. İstismar durumunda çocuğun hızla korunması için çocuk odaklı, çocukların kurumlar tarafından hırpalanmadığı, yargılanmadığı, suçlanmadığı, hızlı işleyen, faile cezasızlık getirmeyen, çocuğu mağdur etmeyen, çocuğu istismar ortamından uzaklaştıracak, istismarcıdan koruyacak, çocuğun iyileşmesi için gerekli olanakların sağlandığı bir başvuru ve müdahale sistemi kurulmalıdır. Çocuğun iyilik halinin takip edileceği, herhangi bir ihmal istismara uğrama riskinin fark edilip risklerin ortadan kaldırılabileceği, çocuğun 18 yaşına kadar devlet kurumları tarafından sürekli takibinin yapılacağı bir izleme mekanizması kurulmalıdır. Bildirme yükümlülüğünün yerine getirilmesine engel olan sorunlar ortadan kaldırılmalı, bildirim yapanlar için güvenlik önlemleri alınmalıdır. Sadece çocukla ilgili başvurular için ve herkesin rahatlıkla ulaşabileceği bir başvuru sistemi oluşturulmalı, ayrıca çocukların da kendilerinin başvuru yapabilecekleri bir başvuru mekanizması olmalıdır. Çocuğun iyileşme süreci içinde çocuk ve yakınları için ücretsiz, ulaşılabilir, nitelikli, ana dilinde çocuk istismarı alanında yetkin psikolojik, psikiyatrik sağlık hizmetleri oluşturulmalıdır. Çocuk istismarıyla mücadele ve istismarın önlenmesi, istismarı meşrulaştıran her türlü uygulama ve söyleme son verilmesi, istismarın ortaya çıkmasına zemin hazırlayan tüm koşulların kaldırılması ve çocukların güvenle yaşamalarının sağlanması, her alanda çocuğun üstün yararının odak alınması, çocukların yaşama, gelişme, eğitim, sağlık, korunma ve katılım haklarının öncelik olarak belirlenmesi, çocuk odaklı hak temelli bütünlüklü bir çocuk koruma sistemi kurulması, çocuklarla çalışanlar başta olmak üzere ailelerin ve tüm toplumunda çocuk hakları ve istismar konusunda bu yaklaşımla sürekli bilgilendirildiği bir sistem oluşturulmasıyla mümkün olabilir. Teşekkür ediyoruz. Uzun ama her paragrafı önemli bir basın açıklamasıydı. Aynı zamanda Çocuk İzlem Merkezi ve bu konuda yetkin meslekten arkadaşlarımız da aramızda. Eğer sormak istediğiniz ekstra bir şeyler olursa yanıtlamaya hazırız arkadaşlar. Teşekkür ederim.